Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahar'ın gelmesiyle birlikte yonca ekimine başladık biliyorsunuz. Yonca ekimiyle alakalı çok önemli olduğunu düşündüğüm küçücük bir detayı sizlerle paylaşacağım. Lütfen 2 dakikanızı ayırın ve bu videoyu izleyin. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yonca. Arkadaşlar 1000 metrekareye 3 kilogram yonca tohumu yeterli. Evet, yanlış duymadınız. Ben yonca tohumu satan birisi olarak söylüyorum bunu. Kim ekecek bunu? Profesyoneller. Daha önce yonca ekmiş ve mibzer ayarı yapmasını bilen adamlar. Dedik ki adamın toprağı kötü. Kapaklama yapma riski var. 3 kilo tohumun belki de 1 kilosu fire verebilir. Yanlış ekebilir. Mibzer ayarı yapamamış olabilir. Bütün bu olasılıkları düşünerek biz de diyoruz ki yine profesyonel olanlar 4 kilo eksinler, ilk defa ekecek olanlar 5 kilo eksinler. Sakın 5 kilodan fazla ekmesinler. Neden? İsraf arkadaş. Bunu ben tohum satan birisi olarak söylüyorum. Az önce farklı bir tohum satıcısıyla görüşen bir müşterimizle görüştüm. Dedim ki biz 5 kilo öneriyoruz. Adam dedi ki bana 10 kilo önerdiler. Yani dönüme 10 kilo atmamı söylediler. Arkadaşlar 10 kilo nereye varır ya? Bu işin maliyeti ne arkadaş ya? 10 kilo ne? Demiş ki adama böylemesine ekim yapacaksın. Mibzerle bir de böylemesine ekim yapacaksın. Bu yöntemi biz de tasvip ediyoruz. Biz de bu yöntemi beğeniyoruz ama böyle değil. 2,5 kilosunu bu tarafa doğru ekersek 2,5 kilosunu da bu tarafa ekersek böyle mibzerle tarama yaparsak daha eşit ve daha homojen çıkış sağlayabiliyoruz. Ama bunu 10 kilo ile değil 5 kilo ile yapabiliyoruz. İkinci madde kaplamalı yonca. Kaplamalı. Bununla alakalı video çektim. YouTube'da var. Daha önce Facebook sayfamda da paylaştım. Eğer bir adam yonca ekmek için tarlasına 5 kilo kaplamalı tohum atarsa 2,5 kilosunun tohum olduğunu düşünsün. Bunun 2,5 kilosu tohum, geriye kalan 2,5 kilosu boya ve taş ve gübre kırıntısı. Videosunu çektim, YouTube'dan bakabilir. Dolayısıyla kaplamalı gübreyi kesinlikle tasvip etmiyorum. Kesinlikle tamamen bir hile. Efendim 5 kilo atarsa 2,5 kilosu tohum, 2,5 kilosu dolgu malzemesi olduğu için yine seyrek çıkacak. Bunu da geçtik efendim. Bakın size bu videonun en çarpıcı yerini göstereceğim. Tohumlar biliyorsunuz 1000 tane ağırlığı üzerinden değerlendirmeye alınırlar. Efendim 1000 adet yonca tohumu 2 ila 2,5 gram gelir. Şimdi 1000 metrekare alana 5 kilogram tohum atıyor isek 1 metrekare alana 5 gram tohum düşer. 5 gram tohum demek şu sayıya göre 2000 adet bitki demek. 1000 metrekarede değil, 1 metrekarede 2000 bitki demek. Allah aşkına 1 metrekarede 2000 bitki ne demek ya? Manyak bir rakam demek. Çok demek. Yani zaten 2000 çok. Bir de diyor adam 10 kilo at. 10 kilo atarsa nereye varır bu? 4000 bitki demektir. 1 metrekare 100 santime 100 santim. Nasıl çıkacak bunlar? Dibi dibine böyle. Halı saha, çim saha gibi, halı saha gibi çıkacak böyle dibi dibine. Ondan sonra diyecek ki adam abi bizim mal kardeşlemedi falan filan. Allah Allah, bu israftan başka bir şey değil arkadaşlar. Bakın size bir ölçü vereyim. Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat edip de benim yoncam bozuldu, seyreldi. Artık ben bu yonca arazisini iptal etmek istiyorum dediğiniz zaman uzmanlar gelip ölçüm yapıyorlar. 1 metreye 1 metre yani 100 santimetre kare 100 santimetre kare yere bir ölçü atıyorlar. İçindeki bitkileri sayıyorlar arkadaşlar. İçindeki bitki sayısı 25 dahi olsa bu yoncanın bozulmasına izin vermiyorlar. 25 kök dahi olsa. 2000 tane tohum atıyorsunuz. Bazen 2000 tohumu
bir metrekareye atıp da abi ektim çıkmadı diyen adamlar var. Onlara da Guinness rekorları kitabına girdirmek lazım. 2000 tane tohumu bir metrekareye düşürüp de tohum çıkmadı diyen adamı direkt Guinness rekorları kitabına sokmak lazım. Ne yaptın da çıkmadı kardeşim? Ölü gömer gibi gömmüşse çıkmaz. Burası toprağın yüzeyi. Toprağın yüzüne düşse çıkar yonca tohumu. Bir santimden daha derine düşmemeli. Şurası bir santim olmalı. Bir santimden daha derine düşerse çıkmaz. Bir, iki, kapaklama sorunu yaşayan topraklarda olursa. Yani şöyle bitki yukarıdan aşağı doğru çıkmak istiyor ama bir türlü çıkamıyor. Toprakta kaymaklama var şu yüzünde. Ne yapması lazım? Hafiften yağmurlama sulama sistemiyle toprağın yüzeyini rutubetli tutması lazım. Rutubetli. Yani yumuşak ya da üstten humic fulvik asit uygulaması ile toprak yüzeyindeki o sıkılaştırmayı sağlayan aşırı kil, kireç ya da çimento tabakayı kırabilmesi, gevşetebilmesi, böyle gevşemesi ve aradan tohumun çıkmasını sağlaması lazım. Bu videonun ana teması şuydu. 1000 tane ağırlığı 2,5 gramdır. Dolayısıyla dönüme 5 kilo tohum atsanız 1 metrekareye 5 gram düşer. 5 gramda 2000 adet tohum eder arkadaşlar. Yani dönüme 10 kilo tohum atın diyen adamın vicdanını sorgulamak lazım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.